İyi günler değerli Akit TV izleyicileri. Bir Perşembe günü Ahmet Marenki ile Kozmik Yaşam programında yine sizlerle beraberiz. Bugün B17 vitaminindeki mucizeyi konuşacağız hocamla beraber. Detoksu konuşacağız. Çok güzel konular var. Detoks kampından sizlere bir de güzel bir yemek tarifi vereceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür Nasılsınız ediyorum. hocam? Sağ ol Hakan. İyi olacağız. Bahar geliyor hocam. Evet. Bahar geldi. Mart dert ayı ama diriliş ayı. Navruz yeniden diriliş olarak tabiatta neşvünema demek. Güzel günler bekliyoruz ileride. Bahar gelecek. İlk hocam 21 Mart'ta Nevruz'u da kutladık. Hocam öncelikle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin 57. seneyi devriyesi. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir, hatıralarınız var, paylaşmak ister misiniz? Öncelikle isterseniz konularımızdan önce Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne de biraz değinelim. Bu Evet. konuda anılarınızın olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ne? Hocam 6 yıldır sizleyim. Evet. Artık az çok bir şeyler biz de sizden öğrenmeye çalışıyoruz bu Evet. konuda. Tabii Üstad Bediüzzaman Hazretleri aslında her yüzyılda bir müceddidi din gönderilir diyor. Kur'an noktasında, sünnet noktasında eser bırakmış büyük bir alim zattır. Bizim dedelerimiz de burada söylemekte mahsur görmüyoruz. Büyük Hasan dedem büyük bir alimdi. Bir gün bir hatıramda paylaşayım. Tabii 10 yaşlarımızda falanız. 10-15 yaşı, 80 ihtilali olmuş. Köye gittim, Dağ Köyü, İnebolu'nun Demirci Köyü. İnebolu için Üstad Hazretleri Küçük Isparta derdi. Yani büyük hizmet yapılan bir yerdi. İlk defa Risale-i Nurlar İnebolu'da tekstir edilmiştir. Ahmet Nazif Çelebi ve Selahattin Çelebi abilerle. İşte hatta orada Üstad'ın, Ahmet Nazif Çelebi abinin, Üstad İnebolu'ya geliyor. Nazif Çelebi abinin evi şu an inşallah bir restore edip bir müze yapmayı düşünüyoruz orayı. İnşallah Bir hocam. çalışmamız var. Çok hatıralarımız var. İşte dedem Dağ Köyü'nde olduğu için bu ilimle çok meşgul olmuş. Ben şöyle bir hatıramı anlatayım, tarihe geçsin. Bunu yazacağım tabii ki. Köye gittim bir gün, baktım tahta evler tabii bizim oralar. Tahta evde bir Kur'an harfi yerde. Baktım çatı delinmiş, çıktım çatı katına. Bir sandık, açtım sandığın içine onlarca kitap. Hemen bir baktım tabii ki. Eski Osmanlıca yazılmış, yani Türkçe Osmanlıca yazılmış kitaplar. Tabii o zaman biz İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'da Tevriz Apartmanı, Abdullah Yayın abi Allah rahmet eylesin. Amin hocam. Rüştü abi, Tafran abi, Allah rahmet eylesin. Hepsine çok büyük yakınlığımız vardı. Hatta Rüştü abi öleli işte bir 6 ay falan oldu yaklaşık. Çok hizmetinde olmuştuk. Ondan çok büyük ibretler ve dersler almışızdır. Hatta burada onu da söylemeden geçemeyeceğim. Onunla ilgili bir hatırayı da. Velhasıl hemen Tevruz'da Hüseyin Çakırcı abi vardır. Bizi yetiştiren emeği olan Ulvi abi vardır. Ekrem abi vardır. Hemen açtım dedim ki abi böyle böyle burada Risale-i Nurlar var. El yazmalı hepsi. Hemen çok kıymetli onlar dedi. Onları getir ama ihtilal nasıl getireceksin? Sıkı yönetim var. Otobüsün üst bagajına koydum. Hiç kimse aramadan İstanbul'a kadar geldi ki otobüsler 10 kere aranırdı. Bu da bir keramet. Şu an Risale-i Nurlar evimde. Üstadın bütün talebeleri, hepsi rahmetli oldu. Sait Özdemir'den tut da Aytümür abiye kadar, Abdullah Yayın abi zaten biliyordu. Çok istediler ama vermedik. Elimizde şu an yaşatıyoruz inşallah. İnebolu'daki müzede belki değerlendireceğiz bunları. Böyle bir hatıramız vardı. Tabii biz bunları bulduğumuzda Rabbim nasip etmişti. O 70-80 öncesi yıllarda Rüştü abinin yanında çok ilim irfanda gecelediğimiz günler olurdu çatı katında. Hatıralarımız çok. Burada ölümünün yıl dönümünde ben birkaç hatırayı dile getirmek istiyorum. Hakikaten Risale-i Nurlar bana soruyorlar. Hocam sen bu işte konuşmayı
birazcık ilmi belagat demeyelim de nasıl elde ettin? İşte ben diyorum işte Kur'an okuduk. Ya biz de okuduk diyorlar Kur'an'ı ya. İşte kütüb-i sitteyi biliriz diyoruz hani falan. Yani biz de okuduk diyorlar yani. Yani Ebu Davud'dan Sünen'ine kadar, Tirmizi'den İbn-i Mace'ye kadar, Buhari'den Rabbim lütfetti. İşte İhya-i Ulumiddin'i deriz, bir okumuşuzdur. Tedrisimizde onlar vardı medreselerde, Sahnahi ilminde. İşte Tillo'dan icazetliyiz derdik. Molla Burhan, Molla Sadreddin. Tabii böyle geçiyoruz. Yok yok diyorlar. Başka sende ne var? İşte diyorum şu kırmızı kitapları bir okuyun o zaman yani. Hakikaten konumuzla da ilgili. Üstad bütün hayatını kırlarda, dağlarda, ağaç tepelerinde geçirmiş. Hep merakımı celbetmiştir. Neden bir ağaçta? Bitkilerle konuştu, toprağı eline aldı. Mesela hiçbir zaman böyle beyaz ekmek getirdiklerinde üstada güzel beyaz ekmek getiriyorlar. Üstad onu yemiyor mesela. Mesela teşbih olmaz ama Efendimiz'e de böyle ekmek getiriyorlar. Yemiyor beyaz ekmeği. Rivayetler vardır. Üstad buğdayı alırdı değirmenden, saçın üstüne koyardı ki ben dedemden, abilerden çok hatıralar dinledim. Bilhassa İnebol'da İbrahim Fakazlı abi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Denizli eylesin. Hapsinde falan üstadın yanında kalmıştı. Rusya'dayken Mustafa Sungur abiyi 93'ten 2008'lere kadar Hüsnü abi yaşıyor Hüsnü abi. İnşallah görüşeceğiz yakında. Çok büyük hatıralarımız vardır. Yani günlerce arabalarımızda seyahatlerimiz vardır. Hiç kapağı açılmamış bilgiler ve vardır. Yine Kastamonu'da Mehmet Feyzi abi üstadın ikinci halifesi olarak büyük bir asrı mühim bir alimidir dediği bize atın yanında son 15 yılında yanında olup ondan da çok büyük bilgiler almışızdır. Onun için üstad verdiği eserleriyle yaşıyor. Onun bir sözü benim için çok önemliydi. İşte zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanı derdi. Tarikat haktır, esastır ama esas olan imandır, Kur'an'dır. Onun letaiflerini, hani hangi bapta söylenmiş, tamam mı? Tevili nedir? Bütün bunların izahının yapılmasının önemseyen bir anlayışı, yani maturidi bir anlayış. Yani bizim Türk İslam kültüründe maturidi anlayış çok önemlidir. Bu anlayışı sergilemesi noktasından, kainat kitabını açıklaması noktasından, ilim ve fen noktasında, akıllara 2 kere 2 4 eder noktasında, izah noktasını seçtiğin için benim için ayrı bir önemi vardı. Mübalağa olmasın, onlarca değil, yüzlerce defa Rabbim yani külliyatı okumayı, araştırmayı pek çok konuda nasip etmiştir. Yani bugün Ahmet Maranki varsa tabii ki Kur'an ışığında ve sünnet ışığında Risale-i Nur'daki kainat şifahanesinde kainat kitabını okumada büyük bir yol göstermiştir. Ben herkese Risale-i Nur külliyatını okumalarını öneriyorum ilim fen noktasında. Düşünenler için dini. Bir de dinin bir öbür kısmı var. Eşari mantık var. Esselam. Kıl namazı, tut orucu, git hacca ve selam. Kurtuldun. Yok böyle bir şey. Olduğuna inanıyorum ben. Allah'a kul Habibine ümmet olmak sadece namaz kılmakla. Bunlar borçtur. Oruç tutmakla olmuyor. Tabi bunlar zaten yapılacak. Var, paran varsa hacca gideceksin. Bedeni, maddi ibadetler var. Tabi bunlar ayrı bir şey. İlahiyatçıların konusu bu. Bizim konumuz değil. Benim için esas olan Risale-i Nur'ların kainat kitabını, iman hakikatlerini, meleği alayı, yeniden dirilişi, kabir alemini ve kapılar açması, ufuklar açması, Kur'an sünnet ışığında bunu izah etmesi önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aslında mühim bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın da İşaret-ül İcaz adlı kitap elimdedir hatta. Bu kitabı Diyanet basaraktan Diyanet'in ve bütün camilerde okutulması, bir İhlas Risalesi'nin, bir Gençler Risalesi'nin, mutlaka bir Tabiat Risalesi'nin bu dinsizliğin sürdüğü bu dönemde okutulmasında çok büyük fayda görüyorum. Bir bilim adamı gibi, bir araştırmacı gibi, ona yakın kitabı olan sadece sağlık alanında ve üniversitelerde 3 tane üniversite kurmuş, 2000'e yakın master doktora talebesi yetiştirmiş biri gibi önemsiyorum. Onun için ölümünün yıl dönümünde
Üstad Hazretleri güzel eserler bırakmıştır. Hatta onun bir sözü, ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz yoksa bu dünyadaki diğer eserlere de kıymet vermeyin. Onun için biz insan yetiştirmemiz, kitap yazmamız, ağaç dikmemiz, bir metot üretmemiz lazım. Tabii ki bütün bunların ölçüsü de Kur'an ve sünnet. Onun yine çok güzel bir sözü var. Hani bütün bu grup ve cemaat ve cemiyetleri konuşurken kişilerin hiç önemi yoktur derdi. Esas olan eserlerdir derdi. Benim sözlerimi alın Kur'an'a, sünnete vurun. Ses veriyorsa, doğruluyorsa alın, olmadı atın diyor. Bütün herkesin bu sözü söyleyebilmesi lazım. İşte Risale-i Nur'u diğer hakikat veya tarikat noktasında bana göre ayıran en önemli nokta. Tabii hepsi, Allah'a giden yolların hepsi haktır. Ama esas olan imandır, Kur'an'dır. Onun letaiflerini hayatımızda yaşayabilmektir. Yoksa Arapçayı çok iyi bilmekle, Kur'an'ı çok iyi okumakla veya hadisleri ezberlemekle cennet olduğuna dair bir ayet yok Kur'an'da. Bunları fiili olarak hayata geçirmek lazım gelir diye düşünüyorum. Sizler diyor hali, ahvalinizle isar etmezseniz o fikre dehalet olmaz diyor. Bugün niye İslamiyet'te bir dehalet olmuyor? İslam'a bakıyorsun, adam öldürüyor. Allah-u Ekber diyor, kesiyor adamı. Allah-u Ekber diyor, bomba atıyor. İslam'ın hali bugün bu. Tabii bu bir Allah'ın adaleti, biz ona bir şey diyemeyiz. Allah kün feyekün, Allah ol demeden ne kimse olabilir ne de ölebilir. Ölüyorsa bir sebebi vardır, oluyorsa bir sebebi vardır. Biz bu kader noktasında böyle bakıyoruz. Onun için hal ahvalinizle isar edeceksiniz İslam'ı. Halinizle değil, konuşuyorlar. Müslümanız, sarık var, cübbe var, hepsi var, sakal var. Kur'an'ı ezbere biliyorsun ama fiiliyatında bozukluk var. Terazinde bozukluk var, hayatında bozukluk var. Aile hayatında çocuğuna şiddet yapıyorsun. Ters ilişkilerin var. Atıyorum işte zina durumunda Kur'an'ın hükmetmediği bir takım nikah usullerini kendine benimsiyorsun. İşte İran'da olduğu gibi. Yani mute gibi. Şimdi bunların hiçbirisi Kur'an'da var mı yok mu? Bunu ilahiyatçılar cevabını veriyor zaten. Onun için ben burada şunu söylemek istiyorum. Risale-i Nur'un insanlığa verdiği en önemli şeylerden birisi, Kur'an ve sünnet ışığında sizler fikirlerinizi halinizle ve halinizle isar edip gösterirseniz o fikre dehalet olur, katılımlar olur diyor. Bugün bu İslamiyet'e katılım olmuyorsa İslam'ı yaşayanlarda bozukluk vardır. İslam'da bozukluk yoktur. Onun için bütün Müslümanlar kendilerine çeki düzen vermek zorundadır diye düşünmek istiyorum. Tabii üstadın ben bütün talebelerinde hepsiyle, rahmetli Zübeyir abi olsun, Rüştü abi onun yanında, hatta çok önemli Rüştü Tafran abi yüzünden biz bu FETÖ denen örgütün çok büyük sıkıntılarını çektik. Rusya'dayken bize dediler ki sen Rüştü Tafran Bey'in yanında yetişmişsin, bizimle uzak dur. Hatta reddiye yapmışlardır, bunu burada söylüyorum. Artı İkinci reddiyeyi yapan Abdülkadir Badıllı abi Urfa'da, üstadın cübbesinin olduğu. 80'li yıllarda o bölgelerde görevliydim ben. Oğlu Sait o zaman küçüktü. O cübbeyi giyer, gece onun çatı katında oturur, sabaha kadar konuşurduk Badıllı abiyle. Şimdi biliyorsun geçen sene. Daha sonra da ziyaretinde de bulunmuştuk hocam. Evet, yine bir namaz gittik, kılmıştık. Sait büyümüş tabii. Kocaman olmuş. 30 seneyi geçti. Geldi hemen yanımıza hocam orada da. Evet, yani o günleri yad ettik, hatırlıyoruz dedi. Hocam dedi, gelirdiniz derdi. Müthiş de bir sevgileri var size hocam bu arada. Yani gördüm. Evet, tabii biz yani o zaman tabii bu iki kişi, bu Fethullah Gülen grubuna muhalif, bu sadeleştirme yüzünden muhalefet ederlerdi. Fakat cemaatin içinde de fazla ses çıkmazdı. O da bir hikmet tabii. Yani bizim fıtratımızda yok. Nurcuların fıtratında böyle bir tazyik yok yani. Ama haksızlık sarsında asla tabii ki Kur'an sünnet ışığında susmamışlardır. İtidal tavsiye etmişlerdir daima. Ama Rüştü Tafralı yazı yazmıştır. Mektup yazmıştır ilk mektubunu. Ben hatırlarım böyle. Daha bize özel geceleri, mübarek günler yanına alır. Geçen Doktor Ahmet Laçın gelmişti. Abi hatırlıyor musun derdi. Rüştü abi bize 25 sene önce, yani 80'li yıllarda.
hatta 35 sene önce söylerdi bu adamlar böyle böyle diye. Hatta buradan yine tarihe geçsin, bunu da yazacağım. Rüştü abi, ben üstadın bütün talebelerinin, tabii ki ecel haktır ama doktorlar ve ilaçlar eliyle kalan ömürlerini sağlıksız yaşadığına inananlardanım. Bak, Abdullah Eyni abi hep biliyorsun ofise gelirdi, ayağını detoksa suya sokardı. Ahmet Efendi beni doktora götürüyorlar, yanımda geldi, benim gittiğim yerde doktorlar ilaç veremezdi. Gösterirdi bana ilaçlarını, bunu, 15 tane ilaç. Atmazdı. Onun için sağlıklı yaşamıştı Abdullah abi. 90 küsur yaşına. Aytun abiyi bir gün evinde baktım, ayağı beli gibi olmuş. Ödemleri var. Hemen Hüseyin Çakırcı'yla alıp merkeze getirdik. Bir ay rahat etti. Buna şunu yapmayın, bunu etmeyin, bunu etmeyin. Bir daha getiren olmadı. O da rahmetli oldu gitti. Hatta Aytümür abi o kadar sevindi, düzeldi ki. Ahmet Aytümür abi yanındakiler bilir. Hatta üstattan kalan o gümüş paralardan birisini de bana hediye etmişti. Bak dedi, üstad bana bunu vermişti. Yüzüklerinin de çekimini yapmıştı. Yüzüklerini de şey yapmıştı. Yüzük çekimlerini de o zaman yaptırtmıştım. Sen taşla ilgileniyorsun. Bak üstadın yüzüğü içinde kaplamalı. Orijinali de bizdedir yine. Hediye etmişti o zaman. Niye? Çünkü bir faydamız olmuştu. Yani yeğin abinin de işte bir bayramda hastanedeyken ölmesi de çok gariptir. Yine onu söylemek istiyorum. Sait abi hakeza öyle oldu. Ben Badıllı abinin de hastanelerde oğlu Sait dinliyordur bizi. O da ben de şüpheliyim hocam demiştir. Yani tabii bu şeyden büyük, bu dünyada büyük insanlar da Yavuz'dan, Kanuni'den, Sultan Murat'tan, Fatih'ten, Menderes'ten, Özal'dan, tamam mı? Günümüze kadar, hatta Bülent Ecevit'te kadar hastaneden zor kaçırdılar. Hatta Yazıcıoğlu'ndan tutun da hatta şimdikilerde Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanları da aynı tehlike ve tehdit altındadır. Bunu da söylüyorum. Bunlar işte bir takım zehirlenme, tırnak içinde diyorum. Artık zehirlenme sadece yediğin gıdayla değil, havadan aldığın tozdan, üstüne sürülen bir, sırtına çizilen bir şeyin kumaştan yavaş yavaş bedenine geçen o siyanürün belli bir sürede ölümüne kadar. Bunun metotları var. İstihbarat birimleri bunu biliyor. Biz de biliyoruz. Soranlara anlatıyoruz. Sormayanlara ise hiç söyleyecek bir şeyimiz yok. Onlar da kaderini yaşayacaklar. Rüştü abi o zaman demişti ki, hocam bize bunu izah eder misin? Bu Fethullah Hoca meselesine nasıl bakalım? İki yol var derdi. Yanında şahitlerim var, biri Doktor Ahmet Laç. Bunu bilerek kasten yapıyorsa dedi, Allah muhafaza dedi, kurtuluşu yok dedi. Bilmeden yapıyorsa hani acaba mı, böylesi faydalı mı olur diye dedi. O zaman dedi dua edelim de dedi vazgeçsin bu işten. Ve Badıllı abinin reddiyeleri de çok ilginçti. Fakat İşte bunlar hepsi hayatlarını bugün değişti. Son bir buçuk yıl içinde hep vefat ettiler. Onun için Üstad Hazretleri'nin üç mirası vardı, vasiyeti vardı. Biri başörtü meselesi. Elhamdülillah halloldu. Bu hükümet döneminde bu hallolması çok önemliydi. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın da pek kimse bilmez ama ben burada söyleyeyim o kitabın üstüne. Belki önümüzdeki programlarda o kitabı burada getirip gösterebiliriz. İşte üstadım size vasiyetinizin üçünden biri başörtüsüydü, nasip oldu bize. İkincisi Risale-i Nur'ların devlet eliyle basılması, ilki için imza atıyor orada. İnşallah üçüncüsü de bize nasip olur diye böyle güzel temennileri vardır. Onun için bu noktada Bediüzzaman'ın bütün talebeleri müsbet hareket etmiştir. Onun dışında böyle biraz siyasi menfaatle yıllardır belli bir grup içinde yer alan bazı gruplar var. Bunlar hala o ifrat noktada devam edebilirler. Onların Risale-i Nur'la, üstadın çizgisiyle, onun veraseti noktasındaki fikirleriyle alakası olmadığını biz biliyoruz. Onun için geçen de Hüsnü abinin açıkladığına göre bu Türkiye'deki müsbet gelişmelere evet demesinin de çok büyük hikmeti vardır diye
söylemek istiyorum. İnşallah diğerleri de akıllarını başlarına alırlar da 50 yıldır bu ülkede, son 30 yıldır bizi aldatan, başta bu maalesef işte bu Süleyman Demirel ve 8 defa gelip giden bu sağ hükümetler döneminde yapılan ve biliyorsunuz bu hükümetler. Öyle hatıralarımız var ki Hakan. İlk defa burada söylüyorum yine. İşte bu camiada yetişmiş pek adam yoktu o zamanlar. 75'li, 80'li, 85'li yıllarda. 3 tane adam yetişmişti doktora yapan. Biri ben, biri Ticaret Bakanlığı'nda, bir tane daha biri vardı. Şu an üçü de yaşıyor. O zaman da 3 tane Nurcu milletvekili var. Tamam mı? Biri Adana'dan, şimdi söylemek istemiyorum. Biri İzmir'den. Dediler ki gitsin Demirel'e. Bak artık bizim de doktora yapmış, diplomatik seviyede elemanlarımız var. Bunlara bir görev verelim. Hani Müslüman, dürüst. Hani medreselerde nerede o zaman? Mümkün değil, yok. 80'li yıllarda doktora yapmış adam yok. Rabbim bize lütfetmiş. Allah rahmet eylesin Sabahattin Zaim hocama. Nevzat Yalçıntaş, Turan Yazgan, doktora hocalarım hepsi rahmetli oldu. Bizleri yetiştirdiler. Olduk işte, geldik. Dedikleri ne biliyor musun? Aynen abilerin. Ya bırakın demiş, siz kitap okuyun. Ne görevi demiş size ya? Aynen bak. İşte böyle aldattılar Müslümanları yıllardır. Tabii bu millet de ne zaman hak edecekse güzel şeyler olacaktır diye söylemek istiyorum. Onun için Üstad Bediüzzaman Hazretleri asra getirdiği ilim ve fen noktasındaki çözümleriyle dinin hayat olduğunu, hayatın ihya-i din ile düzelebileceğini, dinin ihya edilmesiyle düzelebileceğini açık yüreklilikle her zaman söyleyen, öldüğünde de işte bir cübbesi, bir tane ıbrığı, hiçbir malı olmadan sadece eserleriyle ölen asr-ı mühim bir alimi müceddirdir diye burada söylemek istiyorum. Allah onun gibi ilim veren bütün İslam alimlerine, işte günümüzde Süleyman İlmi Tunağanoğlu olsun, işte Arvasi ailesinden gelen bütün silsileden, diğer İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, bütün İmam-ı Rabbani Hazretleri ve günümüze kadar Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve diğer bütün günümüze kadar işte Mehmet Akif Ersoy da o zaman yazdığı bu ki o zaman Şura'nın uzuvlarından birisiydi Üstad'la birlikte Cağaloğlu'nda olan. Bunlar hep güzel eserler vermiş ve silsile-i meratiple onların yetiştirdiği Allah, Kur'an, sünnet noktasına hizmet eden bütün büyüklerimizden Allah rahmet eylesin diyoruz. Amin hocam. Eserlerini de yürütmeyi, yaşatmayı bizlere nasip eylesin diyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Amin hocam. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir konuşma. İsterseniz yavaş yavaş konumuza da dönelim hocam. Diriliş kürleri hazırladınız bu hafta bizler için. İsterseniz bir diriliş kürleri hazırlayalım. Nowruz var biliyorsun. Evet hocam. İsterseniz hocam bir reklama da gidelim. Reklamların ardından Nevruz'la ve diriliş kürleriyle çünkü devam Nowruz'u edelim. Nowruz'u bazı böyle ilim adamları, bilim adamları nasıl biliyorsa, bu ülke Türk ve Müslüman. Dünyada 300 milyon Türk var. Bir bayram var. Bir şenlik var. Tabiatta bir diriliş var. Dede Korkut da bizim. Ahmet Yesevi de bizim. Hacı Bektaşi de bizim. Tamam mı? Oğuz Kağan da bizim, Alparslan da bizim, Osman Gazi de bizim. Bir seyrimize tarihi atasını bilmeyen kendini ne bilir demiş. Bunlar bu toplum bilsin. Ne kadar böyle 50 yılla birileri diyor ki işte Atatürk diyor. Amenna. Büyük bir askerdi Mustafa Kemal. Büyük bir liderdi. Büyük bir kumandandı. E aşağısı nerede? Birisi burada kalıyor. Birisi de İslam'da kalıyor. Ya bu tarih bir antropolojidir ya. Yani bu millet bunu bilsin, nereden geldin sen, kimsin? Ha İslam'la müşerref olmuş, şereflenmiş, tabii ki ayrı bir mesele. Bak Bediüzzaman burada çok güzel bir şey söylemiştir yani. Lafı gelmişken, bin yıldır diyor İslam'a hizmet eden diyor, bu Necip milletin torunları diyor. Tutun bu bayrağı kaldırın diyor, size vazife bu diyor. Bin yıldır ki kendisi hani Kürt derler değil, aslında Hasan Hüseyin neslinden gelen birisidir. Üstad Hazretleri bu açıklanmıştır. Böyle biri diyor ki
bin yıldır İslam'a bayraktarlık yapan bu Necip milletin Cihangir evlatları. Yeter artık diyor. Alın, silkinin, kendinize gelin diyor. E Oğuz Kağan da demiş, ey tüp titre ve kendine gel, Tanrı, tek Tanrı inancı. Hani burada bir antropolojik olarak buna girmek lazım. Bu millet tarihini bilmediği için böyle oldu ya. 80'i bilen yok zaten. 80 öncesi ihtilal ne oldu? Burada ihtilal gecesi burada canlı yayın yaptık 2 saat. Niye yaptık? Bilmiyor kardeşim. Millet 71'i bilmiyor muhtırayı. 12 Mart muhtırası yok. 80'i bilen yok. Şubat'ı duymuş. Çıkmış televizyona bunları anlatıyor. Kim inanır sana? Tarihini bilmeyen kendini ne bilir? Kesinlikle hocam. Evet. Reklama gidelim hocam. Reklamların ardından konuya kaldığımız yerden devam edelim. Reklamlara gidiyoruz. Ardından yine sizlerle beraberiz. Evet değerli Akit TV izleyicileri, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hocam dirilişi, Nevruz'u konuşacağız ama öncesinde bu haftaki salı günkü yayın, yazınıza da bir değinelim, hiç değinmedik ona da. Güzel bir başlık, algı operasyonlarıyla beyin kontrolü diye bir başlık atmışsınız. Ve bu gündemi çok da oyalayan bir konu bu evlilik programları, bu gelişigüzel hazırlanan programlar hakkında birkaç zerzeniste bulunmuşuz. İsterseniz o konuda da bir görüşlerinizi alalım. Evet. Allah'a şükür Akit, yeni Akit'te bir aydır yaklaşık yazıyoruz. Dördüncü haftamız. Üç hafta yazdığımız her konuyu ya Başbakan ya Cumhurbaşkanı ya Emine Hanım üç gün içinde söyledi. Gündeme yani zarfı attık. Herkes birileri atar. Bütün millet onu konuşur. Çok şükür biz attığımız manşetlerle bu gündeme değerlendirdik. Hatta dedik ki işte en son güneş doğudan doğar kardeşim, batıyı aydınlatır. Batı karanlık bir yer dedik. Son geçen haftada Başbakanımız İzmit'te ne dedi? Güneş doğudan doğar kardeşim dedi kendi üslubuyla. Ve dünyayı aydınlatır. Tamam mı? Bu çok önemliydi. Şimdi bir konu daha gündeme getirdik. Türk örf, adet ve gelenekleri ve aile yapısını bozmaya yönelik programlar. Salı günkü yazım buydu. Artık bir lağım kanalı gibi akıyor televizyon. Bu evlilik programları, kadın bulmaca, hatta psikoloji programları var. Hatta ben takılıyorum bazen. Diyorum ki arkadaş, seks filmi gibi oluyor yani. Sizin bu anlattığınız şeyler, kadın çıkıyor, kocam beni şöyle aldatıyor, burada yatıyor, şurada kalkıyor. Ya artık psikoloji gibi gözüküyor ama teşvik gibi. Altında da kadınlar bunu öğreniyor. Dizi gibi oldu artık bunlar. Yani bunu yapan İslami kanallar. Yani Müslümanı, sağ, işte sol, hani bir takım kanalları bırak. Gerçi hepsinde var şimdi bu. Hepsinde. Yani bunu yapıyorlar. Ben ve buradan kınıyorum. Mutlaka ben yine bu işe Sayın Cumhurbaşkanı, onun altında hiç kimse bu işlere Türkiye'de karar veremez. Bak. Mümkün değil. Ben yaşadım kardeşim. 33 yıl devlette şunu gördüm. Hiçbir şube müdürü, genel müdür, bir müsteşar bir şeye karar verme yetenek ve gücüne sahip değil. Bakan bile değil ya. Bakan bile girmiyor işe. Aman diyor, dokunmayayım diyor. Yani ekmek meselesi. Ya ben yıllardır ekmeği anlattım ya. Ekmekte GDO, GDO. Ekmekte GDO var dedik zaten. Yeni bir şey değil. Kardeşim mi? Senin tohumunu bozmuş adam ya. Şeytan diyor ki senin diyor aslını bozacağım diyor. Nisa İbrahim suresinde. Beni diyor bırak, yetki ver. Bu insana, senin yarattığın insana tohumları değiştirteceğim diyor. Değiştirtirdi işte. Bizim yetkili bakanımız, başbakanımız, her neyse alttaki adamımız da diyordu ki yıllardır. Verim arttırıyoruz, üretimi arttırıyoruz. E nesli yok ediyorsun. 100 kişinin 98'i hasta. 300-500 milyar dolarlık ilaç harcaman, hasta harcaman, bir tane kelim maşına merhem bulmamışsın, bir tane ilacın yok, bir tane ultrason MR cihazını üretme merkezin yok, şehir hastanesi kuruyorsun. Hadi buyur. Bu işi yine Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başkası asla ve kata düzeltemez. Mümkün değil ya. Ben 33 yıl devlette neşter operasyonunu yapan adamım ya.
Bu cihazları kim alıyor? Nereden alıyor? Alırken %10'unu hangi hastaneye aktarıyor? Hepsi elimde. Öyle bakanım bilmem neyim diye ortada dolaşmasınlar. Hepsi elimizde. İstanbul'da bilmem ne hastanesini kurarken o kullandığın ultrasonlar, MR'lar, paraları kim ödedi? Kim ödedi? Hepsi devletin elinde var, gününü bekliyor. Dün Fethullah'aydı, güçlendi 50 kere dedi. Yazmış Rüştü abi, 30 sene önce dedi, Badıllah abi dedi. Hepsi dedi, talebeler üstadı. Kim dinledi? Dinlemedi. Ömrümün kalan ömrünü dedi, sana feda edeceğim dedi. Sonra da dedi ki yanılmışız dediler. E milleti niye çirip hapsediyorsunuz? Hapsedecek o kadar adam var ki. Niye ben hiç Bolu'daki abant bilmem neyine davet edilmedim? Niye ben hiçbir mezuniyet törenine davet edilmedim? Oraya gidenlerin hepsini atacaksın içeriye. Hepsini atacaksın içeriye. Atıyorsan adaletin varsa bunu yapacaksın. Ya da ayıracaksın elmayla armutu. O Allah rızası için ben Kafkasya'da zulüm gördüm. Profesör Mehmet Çiftlikli Hoca'ya zulmettiler Kafkas Üniversitesi'nde. Mektup yazdım. O çocuklar açlık içinde yaşıyordu. Birleşmiş Milletler'de görevliyim. Kardeşim senin elemanın zulmediyor. Bunları yapıyor. Aç kalıyor burada. ODTÜ bitirmiş, Boğaziçi bitirmiş diye. O mektup yüzünden bana düşman oldular. Maranki'ye selam veren kendi düşünsün diye. Şimdi hapishanede olan milletvekili, İzmirli milletvekili bunun da Cemal Yangın tarafından açıklandı. Kafkas İş Adamları Başkanı. Tamam mı? Maranki'ye selam veren haindir dedi. Sırf itiraz edip ettiğim için. Bak. Hatta inanmayın diye bir sözleri vardı. Kâbe'nin evet. Etrafında melek olup uçtuğunu görseniz inanmayın ona. İnanmayın başkanı. Diyor. Aynen topluyor iş adamlarını. Maranki. Kardeşim bu adam Kabe'nin üstünde bilin ki melek, hani çok iyi diyorlar hoca böyledir, hoca şöyle hizmet ehlidir, dindir, ailesidir. Bir anda durduruyor. Cemal Yangın anlattı işte, burada da anlattık. Maranki TV'de yayınladı. Evet. Melek olsa Kabe'nin üstüne inanmayacaksınız. Bak yine nefrete bak. Niye? Şimdi Mehmet Çiftlikli yatak döşek yatıyor adam. Kafayı yedi. Bunun mesulü kim? Ama bunu derken oralarda ihlasla. Alnı hakikaten sırat-ı müstakime yönelmiş. Alnı secdeye eğmiş. Bak, alnını secdeye eğmiş olan, tesbihatıyla, cevşeniyle, sekinesiyle, hakiki din-i mübin-i İslamiye'ye yönelenleri de ayırmak lazım. Bunların da ayrılması lazım. Tetik çeken, uçaktan füze atanla, insanın üstüne kurşun atanla, ihlasla, sadakatla, tamam mı? Kur'an'ı ve sünneti anlayıp sırf ihlasla Allah'a kul olmaya yönelik olarak bu işe olanları da ayırmak, onların da başlarına akıl verip hatalarından dönüp artık bir tövbe ederek yeniden dönmeleri lazım gelir diye düşünüyorum. Bunun da bir zulüm olduğunu söylemek istiyorum. Şayet hepsi bu kategoriye konacaksa o kadar milletvekili, o kadar bürokrat, o kadar iş adamı, o kadar belediye başkanı, kardeşim İstanbul'daki 5000 meclis üyesinin 2000'i nereden? İş adamı bunlar. Fabrikaları kapatıldı, hepsi duruyor. Bütün büyük şehirlerin belediye başkanlarından tut da aşağılara inene kadar bunların desteği olmadan ne yaptılar? Konuşturmasınlar adamı. Ben Kastamonluyum. Kastamonu Karadeniz'de Fethullah Gülen'in ana karargahıdır. Kim buluyor çözüm? 6 ayda bir vali değişiyor. Kim değiştiriyor bu valileri? Kim değiştirdi kardeşim? AK Parti hükümetinde valileri kim değiştiriyor? Bakan mı? Bakan getiriyor, koyuyor birini, kucağa oturtuyorlar. Onunla yemek, adam FETÖ'den yargılanmış adamla FETÖ'cü birinin yerine getiriliyor. Orada bakana yemek yediriliyor. Bilmiyor ki adam. Bunu siyasetçi yapıyor. Nerede bunun siyaset ayağı? Ya bu ülkede binlerce hakim, binlerce polis, binlerce öğretmen, binlerce iş adamı tutuklanmış, hiç siyasetçi yok. Olur mu böyle bir şey? Ha. Güneş vakti gelmeden doğmaz. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Biz dedi köprü geçiyoruz dedi. Hani sordular ya efendim bunun içinde
Bu komutanlar, şunlar, bunlar, devletin istihbarat birimleri yok mudur? Efendim dedi, şimdi köprü geçiyoruz dedi. Köprü geçerken şey değiştirilmez dedi. İnşallah ben 16 Nisan'ın yeniden diriliş olacağına inananlardanım. Onun için evet diyorum. Bak benim ilk yazımda 40 tane itirazım var, hayırım var. Bu 40 tane hayır bu ülkeyi yıllarca ahtapot kollarıyla idare eden yerleşik düzenin yok edilmesi. Bak bunun için evet diyorum. Başka umudum yok. Hiçbir bakanın asla ve kata ekmeği çözebilecek mi? Çözemez kardeşim ya. Sistem kurulurken öyle kurulmuş. Bak geçen gün şey oldu Rockefeller'dan değil mi? Evet. Öldü kendileri. Adam diyor Türkiye'yi nasıl idare ettik diyor. Marshall yardımıyla bilmem ne. Ya biz bunları şöyle tüy bitti dilimizde ya. Tüy bitti burada. Biz söyleyince olmuyor. Hans'ın biri bir laf atıyor. Bizim Müslüman diye o köşe yazarı stratejistler var ya hani böyle. Şey kalem bunu işleyin bugün. Bunu işle bugün. Deli bir taş atıyor. Bunlar çıkaracağım diyor. Hangi yazını başbakan cevap verdi? Şurada 3 tane yazı yazdık. Üçünü de Emine Hanım bir gün içinde döndü. Bitkilecilerin dedi şifalı yönünde dedi araştırma yapmayıp bunu göz ardı edenler dedi. Bu ülkede dedi ihanet içindedir dedi ya. Dedi mi? Dedi hocam. Güneş doğudan doğar dedik. Binali Yıldırım güneş doğudan doğar dedi 3 gün sonra. Siber tehlike dedik. Binali Yıldırım 3 gün sonra ülke kendi yazılımını yazmalı. Siber uzay teknolojisini kurmamız lazım dedi. Şimdi söylüyorum bu ülkede muzaferat kanalı var. Lağım kanalları akıyor. Neslimiz yok ödülüyor. Evlilikler, sapık ilişkiler, evlilikler 10 yaşlarına düşmüş. Bak. Uyuşturucu ilkokullara girmiş. Televizyonların 25. her dizilerin 25. karesinde seks, öldür, vur, kır, beyin kontrolü uygulanıyor. Onu yazdık burada, algı operasyonu. Çocuklara Aslan dizisi izletiliyor. Aslan dizisinde seks yazıyor arkada. Bin kere o göz görmüyor onu, beyin görüyor. Algı beyin arka lobuna geliyor, geliyor. Çocuk erken uyanıyor kız. Evde bacısına saldırıyor. Biliyorsun, bira içti. Kaç tane hadise var? Açıklanmıyor evet. Bunlar. Evet hocam. Bunlar yasaklanmalı bu ülkede. Ha onu da bir kılıf bulurlar. Nasıl ekmeğe fırında kaldırdık dediler. Kara ekmeği 17 emülgatör koymuyoruz. Fabrikalara koydurdular. Bu arada hocam, bunu da böyle aldatırlar diye söylemek istiyorum. Son dakika açıklaması var. Sayın Bakan açıklamada bulunmuş. Adana'daki ekmekte GDO yoktur. Çalışmalar tamamlanmış. E ne desin var mı desin yani? GDO yok demiş. Son dakika açıklaması. Tamam sonra... yani bakan doğru söylemiştir. Yani eline bir örnek vermişlerdi. Demiştir bunda GDO yoktur. Demiştir. GDO ne? Yeni değiştirilmiş organizma. Bu mu? Açıklaması bu. Kardeşim açıklaması. GDO ne demek? GDO. Yeni değiştirilmiş organizma. Ürün. Senin buğdayının zaten geni değişti kardeşim. Senin buğdayın siyaz değil. N12 değil senin. Kara kılçık yok artık. Proteini katlanmış 26, 32, 40'lara gelmiş. Senin domatesin Allah'ın yarattığı inebolu çan. Çan domatesi yok artık senin. Karabük'teki, Kastamonu'daki dilimli domates, kokulu, ince kabuklu sort, kıyı sortu. Sadece Ahmet Maranki'de kaldı bu. Uluslararası sertifikalandırma kuruluşunca ey Tarım Bakanı, değerli dostum Faruk Çelik, Ahmet Maranki uluslararası desek ki Ahmet yaptı değil, uluslararası sertifikalandırma kuruluşunca domatesi, biberi ve bizim uzun salatalığı ilk defa aslına dönük olarak üretti. Haberiniz var mı? Senin tarım ilçe müdürün, il müdürün bir gün gelip bunu sormuş mu? Yahu ben toprak analizi yaptırayım dedim. Onu yaptıramadım ya. Kulakları çınlasın. Mehdi Eker bir gün aradı. Maranki senin derdin ne dedi ya? Hakikaten tarımı bilen bir bakan gibi. Kontrol genel müdüründen. İnebolu'ya geleceğim dedi. Hakikaten geldi. Hayırdır Maranki falan, Şehmuz Günaydın valim falan da var, il müdürleri, herkes oturuyoruz sahilde.
Nedir marang? Dedim vallahi bak senin ne ilin ne ilçen bunlar hep takıya yapıyor. Yaptıramıyorum bunu yap. Olmuyor mu diyor. Oluyor efendim. Yalan söylüyor diyorum. 7-24 mesai tarlada arazide gezilecek gidilecek. Yapılıyor mu il müdürüm diyor. Yapılıyor efendim. Vallahi billahi yalan söylüyorlar diyorum. Hiç kimse gelmiyor bizim. Bakana bunu söyleyen kim? İl müdürü ile söyleyen ilçe müdürü. Hiçbir tane veterineri ziraat müdürünü köye çıkaramıyorsun ya. Ben çıkaramadım ben. Ahmet Maranki. Özal'dan bu yana bütün başbakanlara öyle veya böyle danışmanlık yapmış biri. İlçedeki bir ziraat mühendisini çıkaramadım. Bakan geldi yine çözemedi ya. Faruk Çelik bunu çözebilir mi? Dirayetli, dürüst, Tayyip Bey'in güvendiği, hakikaten güzel insan Faruk Çelik. Arkadaşım 30 yıllık. Çözemez. Yerleşik düzenin ağları var. Oraya hangi gübreyi atacaksın? Hangi tohumu kimden alacaksın? Hangi böcek ilacını öldürmeyi hangi kuruluş verecek? Bunların hepsi belirlenmiş. Dışına çıkamazsın. Ya bende soruşturmaları var bunun. Bak başbakanlıkta bunun bende soruşturmaları var Sayın Bakan. Neşter operasyonda. Bak bunların soruşturmaları var. Bir yere bir müdür bilmem ne olurken şu kadar tüketirse böyle olur. Neyse bunların çözümü 16 Nisan'dan sonra. Ama son 10 yılda hakikaten Sayın Bakan işte 6500 denetçiyle denetliyor ama mevcutu denetliyor. Şeyde düzeltelim hocam. 5 fırın denetime girmiş. Birinde GDO saptanmış. Yani neyse biz GDO meselesini bütün tohumların Türkiye'de aslı değişmiştir hemen hemen. İşte dediğim gibi ama Ahmet Maranki 15 tane ürünü uluslararası sertifikalandırmayla aslına döndürmüştür. Sayın Bakan, Müsteşar, İl Müdürü kimsen? Ey Bakan'ın danışmanları! Bak uluslararası sertifikalandırmayla bunları üretmişim. Seralarım kardan yıkılmış, bir tane ilçe müdürü, il müdürü yetkilisi gelip sormamıştır. Devlet sormamıştır. Doğuda bir tane, Antalya'da iki seraya rüzgar çarpıyor. Güneydoğu'da sel basıyor. Bütün paraları ödeniyor. Bıraktım artık hepsini. Bıraktım. Sürünsün millet ya. Yesin o domatesi kanı bozulsun. Tamam. Yesin o patatesi midesi delinsin. Yesin o buğdayı beyin kotlarında o buğday olmadığı için obez olsun. Çinlinin kılını da yesin. Sistayini 920'yi. 940'ı. Yesin. Veya kuşun tüyünü yesin. Yiyecek. Ben yemiyorum. Ben 950 tane ürünü aldım, patentlendirdim, yaptım. Uluslararası sertifikalandırma kuruluşunda, GİMDES sertifikalandırma kuruluşunda helal koşar, bilmem şimdi yabancı bilmem Pfizer marka vermek istemiyorum. Onların şeyiyle belgelendirdim. Ben kendim onu yiyorum. Yaşım 33, iki katı düşün. Allah'a şükür dimdik yaşıyorum. Niye Türk insanı böyle yaşamasın? Niye benim Sayın Cumhurbaşkanım dimdik, başbakanım dimdik, bakanlarım dimdik, bütün gençler her şey dimdik yaşamasın? Efendim çok ürettim. Kardeşim gavurun şeyine su taşıyorsun değirmenine. Gavurun değirmenine su taşıyorlar. Nasrettin'in dediği gibi demiş eşeği kaybolunca demiş. Ya sen hiç demiş vaveyla yok sandın. Niye? Bak demiş şu dağ var ya benim karşı şu dağın arkasında bizim eşek olabilir demiş. İlk yazımda biliyorsun. Bir ümidimiz. Bir ümidimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeter artık deyip bağımsız bakanlarla milli ruhta yerli ve milli insanlarla bu ülkeye hizmet edecek sistemi kuracak diye ümidimiz var. Kurarsa Allah 7-24 diğer bakanlara hizmet ettiğimiz gibi hizmet ederiz. Olmadı yine işte Akit gazetesinde haftada iki gün bu kanalda sözlerimizi kitaplarımızda 1 milyon üyemizle yolumuza devam ederiz. Vesselam. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Alnımız açık. Sordu mu da Allah'a gitti mi diyeceğiz ki onlar da düşünsün ne diyecekler. Binlerce kişinin bedduası. Yazan, çizen, onaylayan, imza atan. Öyle demiştim. Hepsi hesabını verecek o mecliste el kaldıranlar. Öyle el kaldırmayla olmuyor. Ben de diyeceğim ki ya Rabbi şu 15 kitabımla, 200 makalemle, 900 canlı yayınımla söylediklerim ortada. Senin Kur'an'ını, sünnetini, işte üstadımız
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserlerindeki Kainat kitabındaki şifayı insanlığa anlattım. Benim bir sünnetimi yaşatana diyor ben cehennem ateşinden muhafaza edeceğim. Misvaklı macunundan tut da vettini ve zeytin, zeytin ve incirin bir tondan ekstratına kadar birini bir elime birini bir elime alacağım. Yanına doğru yürüyeceğim. Kabul ederse ne âlâ. Ben zaten dedim ya Rabbi sen bilirsin. Bana yarın çıkarırsan ben bu yolda devam ediyorum. Hiç geri adım yok. Tamam mı? Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu arada hocam kitaplarınızdan bahsetmişken bir müjde daha verelim. Yıllardır süren çalışmalar da tamamlandı. Nihayete erdi. 4 kitabınızda çalışmaları bitti diye biliyorum. Evet. Bu konuda da bir şey söylemek ister misiniz? Ne zaman çıkıyorlar? Almak isteyenler nasıl ulaşıyorlar? Efendim şöyle, ahirette bizi kurtaracak bir eser bizim kitaplarımız var. İşte stratejik araştırmalar. Alanımızdan farklı bir 4 tabii, eser var. Tabii yani bitki hocam. Bize yıllar dediler Maranki sen bu siyaset işini bırak. Bu Kafkasya, işte Irak, İran, Orta Doğu, bu işleri Balkanlar'da çok büyük görevler yaptık. Çok büyük yani. Tarih yazacaktı. Biz de bunları hep hatıralarımızı yazdık. Ama artık zamanı geldi. 16 Nisan'dan sonra Kafkas mezalimiyle bütün Kafkaslar'da dönen Türkiye'nin, Rusya'nın, içimizdeki hainlerin, Rus ajanı başbakanların, dışişleri bakanlarının da yayınladığı. Ne rüşvetler istedi, Karabağ meselesi, Özal'ın döneminde olan, Demirel dönemindeki Kerkük ihanetler. Meselesi. Kerkük, Musul, Kerkük, Bağdat, Halep. O bölgedeki görevlerimiz, Halep'tekiler. Cidde'deki görevlerimiz, Orta Doğu Mezalimi kitabında. Bir de Balkanlar, Mustafa Kemal'i Misaki Milli Sınırlarında Balkan Mezalimi, Kafkas Mezalimi ve Orta Doğu Mezalimi kitaplarımız inşallah 16 Nisan'dan sonra insanlığın hizmetine sunulacak. Ama ondan önce stratejik araştırmalar kitabında burada işlediğimiz bu konular, Türkiye'yi bugüne getiren meseleleri de o kitabımızda insanımızla ölüp gideceğiz, eserlerimiz kalacak inşallah. İnşallah. Yani demiş ya, eşek ölür, affedersin, semeri kalır, değil mi? alim ölür, eseri kalır. Öyle alim izleyenler var ki bir tane eseri yok ya. Bir tane dikili ağacı yok ya. Kitapsız bunlar ya. Kitabı yok ya. Bir tane adamın kitabı yok yazılmış ya. Üniversitede bir hocanın, beyaz yakalı kürsü başında binlerce kişiyi anlatan bir hocanın en az 10 tane kitabı olması, 20 araştırması, 50 tane buluşu olması lazım ya. Nerede bu hocalar ya? Ben üniversitede hoca değilim. Ben sadece siyasette de doktora yapmış, profesör olmuş ve bu unvanı hiç kullanmayan otçu profesörüm. Öyle diyorlar ya. Hiç kullanmıyorum. Profesör bilmem ne. Bak Ahmet Maranki yazıyor. Aynesi iştir ki lafa bakılmaz. Ben 20 kitap, 750 ürün, 900 konferans. Bak. 6 makale resmi. Uluslararası makaleleri yazmışım. Sen niye yazmıyorsun kardeşim? Bu adamı niye üniversitede tutuyorsun? Ey Milli Eğitim Bakanı, YÖK Başkanı. Ya bir kitabı olmayan, kitapsız adamı, ironi yapıyorum, niye bölümde tutuyorsun ya? Nereye gider bu ülke? Bunların yetiştirdiği talebe ne olur? Ya kuruma eleman alacağız, biyolog, kimyager, tamam yönetici asistanı değil mi? Bir aydır ilandayız, İşkur'la uğraşıyoruz, gönder. Geliyor 50 biyolog, içinden bir tane çıkmıyor. Ya yürümesi eğri, ya ağzı eğri, ya konuşmasını bilmiyor. Adama toprak diyorsun, mineraloji ne diyorsun? Öyle bakıyor sana. Taş ne diyorsun taş? Toprak diyorsun nedir? Unsurları say 4 tane. Bilmiyor adam ya. Hocam diyor bize öğretmediler ki bunu diyor. Ne yapsın çocuk? Sekülerist bir anlayış. Hans yazmış, Johnny yazmış, Ivan yazmış. Ey YÖK Başkanı, ey Milli Eğitim Bakanı. Ya bu yazılan tedrisatı Johnny'den, Hans'tan, Ivan'dan, içimizdeki devşirmelerden, bilmem ne Oktay'dan kurtarın ya. Yeter artık bu millete tarihini öğretin, kültürünü öğretin. Adı Ahmet Mehmet'in kitabını bizim kitapları toplattırıyorlar. Bu ülkenin çivisi çıkmış. Rahmetli Yazıcıoğlu, onu da koydum kitabıma. Valimiz Denizli'de konferansta dedim ki ya sayın valim dedim çok zıplıyorsun sen de benim gibi dedim. Bak bunlar hep faili meçhuller. Hoca dedi ya bir canımız var dedi ya onu da Allah alacak dedi ya.
Bu ülkenin çivisi çıkmış dedi, çakmak lazım yerine. Hakikaten çivisi çıkmış. Çakıldı mı? Asla çakılmadı. Ha, son 3-5-10 yılda işte rutuşlar, binalar yapıldı, yollar yapıldı, köprüler yapıldı. Sıra şimdi insanın düzeltilmesine geldi. Onun için evet diyoruz. Evet hocam. Evet, biraz peki nasıl dirilelim isterseniz. Nasıl diriliriz? Bununla alakalı da iki tane güzel kürünüz var. İsterseniz ben şöyle diyeyim. Buyurun hocam. Şimdi Nauruz hakikaten Dede Korkut bizimdir. Unutmayalım, Orta Asya'dan 4651. yılıdır Nauruz şenliklerinin. Orta Asya'dan gelen Dede Korkut'un söylemleriyle, destanlarıyla, tamam mı? Bu 300 milyonluk Türk dünyasının bir kültürüdür bu. İşte Tanrı Dağları'nın içinde o ot, bugünkü yazımda, yarınki yazımda da var. O günkü deyimleriyle yazdım Türkçe, karşılıklı. Tongallar yanılır, yani ağaçlar. Demir dağlar eritilip Türklerin Ergenekon'dan çıktıklarının destanıdır bu. Dede Korkut öyle söyler. Bunda 4651. yılıdır. Bu İran'daki ateşperestlerle doğuda anarşi bilmem ne yapan, bunlarla bu Türk kültürü ayrıdır. Kesinlikle bunlarla ilgisi yoktur. Ateşperestlerin, bugün İran'da ve Azerbaycan'da da bazı yerlerde vardı. O ateşle bizim tongalları demir dağları eritip Dede Korkut destanından bahsediyorum. Ya bu destanı yok sayacaksın ki ben Birleşmiş Milletler'de 1994'te Dede Korkut yılı ilan ettirdim. Eserlerini basıp bütün dünyaya duyurduk. Dedem Korkut'un. Bak. Bu bir kültürdür. Antropolojik bir değeri vardır. Bu Ergenekon'dan bütün Orta Asya'daki Türklerin dünyaya yayılışı, yeniden diriliş, ateşlerin üstünden eriyen dağdan atlaması tongalı budur, yanmasıdır ve dünyaya dayılması neşvinin için Mart'tır. 21 Mart dönümdür, ilkbaharın sonbahara dönümüdür, yeniden diriliştir, neşvinemadır. O honçaların içindeki o fındık, fıstık, badem, ceviz bilmem ne tohumlarının da getirilmesi ve çimenin çıkması da topraktan, semeni dedikleri çimendir o. Semen çimenden gelir. Bunları da bilmiyor kimse. Ben bir bunları Beyaz TV'de yarım saat anlattım. Türkiye'de unutturulmuş bunlar. Bu tohumlar tabiata ekilecek, tabiat neşvine ma verecek diyor. Yeniden diriliş. Bu işte. Tabiatın dirilişi. Nauruz, yeni gün, yeni diriliş. Ateşe yoksa ateşe tapma, o tapanlar ateşine devam etsin. Ateşleri bol olsun onlar. Her iki dünyada da. Onun için dirilişte 21 Mart'ta da bize bir mesaj veriyor. Diyor ki siz de yeniden dirilin diyor kardeşim. Ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Al sana Kur'an'dan ayet. Yani hilalinden, yarım ayından, dolunayından, karanlık dolunayında ayın karnı büyüdü mü ne olur? Med olur. Küçüldüm ne olur? Cezir olur. Suyu iter, çeker. Bu bilimseldir. Ey kör alim! Gözünü toprağın altına soktuğun yerden başını çıkart. Kainat kitabına bir bak. Ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Biz aldık. Florida'da 20 kilometre denizde ay gidince sular gidiyor, 20 kilometre geliyor. Suları çekip gidiyor. İsterseniz hocam bir reklama gidelim. Hemen... Ne kadar reklam var ya. Evet. Reklamların ardından hem bu detoksu da konuşalım. Medcezir hadisesi. 10 yaş gençleşme. Reklamları bak, kadın erkek kısırlığı olanlar, sıkıntısı olanlar, kilo, obezite problemi olanlar, kozmik yaşama geçmek isteyenler, yeni evlenip çocuk doğurmak isteyenler. İzlesinler, yeniden diriliş nasıl olacak? Bizden ayrılmayın. Reklamların ardından bunların hepsinin cevaplarını vereceğiz inşallah. Evet değerli Akit TV izleyicileri, reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Hocam konuyu yine böleceğim, kusura bakmayın ama güzel bir mesaj geldi reklam arasında. Şey demişler sosyal medyadan, hocam bu doğruları sizden başka bilen yok mu? Niye sadece siz söylüyorsunuz diye. Evet. Öyle mi hocam? Yani sadece hayır, sizden yani duyuyorlarmış şimdi, bu doğruları. Arkadaşlar şöyle, değerli izleyiciler. Tabii bu bir bilgi dağarcığı. Yaşa hayat.
hayatın neyle geçti? Hans'ın öğrettiği kitabı okuduysan, at gözlüğüyle böyle baktıysan dünyaya hiçbir yeri göremezsin. Sadece bu aradakilere dersin ki bu kadar yer var. Burayı göremezsin. Bunu görmek feraset ister. İlim ister, irfan ister. Okuman lazım. Allah'ın ilk emri oku. Biz okuduk, yaşadık. Rusya'sı, Kafkasları, Balkanları, Orta Doğu, Mekke, Medine, Amerika, Norveç, Oslo akademilerine gittik. Yaşadık, sopa yedik, çile çektik. Mart'ta, 80'de, İtilal'de, Selimiye'lerde ifadeler verdik. Hayat bu, hayat. Adam oturmuş masa başına sırma köşte tık 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 yazıyor. Yukarıdan geliyor, böyle yazacaksınız diyor. Ona göre yazıyor. Biz Allah ne diyorsa, Resulullah ne diyorsa aldığımız ilim irfanla bunu söylüyor. Adamın sepetinde bir şey yok, sana ne ver? Sen diyorsun ki bana elma ver. Yok adamda. Yok kardeşim, yok. Adam okumamış, kitapsız adam. Kitabı yok, araştırması yok. Ha diyeceksin senin araştırman var da ne var? Çok şükür. 1.100.000 izleyicimiz var değil mi? Bak 1/6 bizi izliyor. Türkiye'nin 100 kişinin 6'sı şu an bizi izliyor. Büyük bir rakam bu. Kanallar ulaşamıyor bunlara. İzliyoruz bunu. Daha konularımıza girmiyoruz otoçöpe. Bu arada da mesajlarımızı veriyoruz. Hani bunun şunun için ben izleyicilerime teşekkür ediyorum. Hayatımız bizim, bak bu yaşımızda hala okuyoruz. Ben hala 2 gün yazı yazmaya, makale yazmaya çalışıyorum. Sırça köşklerde yetişmedik biz. Tamam mı? Bu ülkenin ahiretimizi ve ebedi saadetimizi kazanmak için Allah'ın emir ve yasakları noktasında bu bilgimizi sizlerle yılmadan, katırları ürkütmeden, dalaşmadan, çalıyı dolaşarak, yol göstererek, yani 16 Nisan'a kadar ha bu yol gösterme. 16 Nisan'dan sonra konuşacağız. Bak Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanım, bakanlarım. Şimdi bu konuşmamış halimiz. Bak 16 Nisan geçsin. Allah'ın verdiği bütün ilmimizle artık yükleneceğiz. Bu ilaç terörü, gıda teröristleri, GDO nerede var? Nasıl soyuyorlar ilaçlarla, kanser ilaçlarıyla, diyabet ilaçlarıyla, tansiyonla bizi, neslimizi nasıl yok ediyorlar? Hepsini milim milim söyleyeceğiz. Ha ne olacak? Ölürsek zaten Allah'ın verdiği cana, Allah'tan başka alan yok. Bitti. Vesselam. Hiç olmazsa şerefimizle yaşarız. Şerefsizler gibi idareyi maslahat yapmayız. Onun için insan şerefiyle yaşamalı. Haksızlık karşısında susmamalı. O zaman o şerefsizlikle eşittir. İnsan şerefiyle yaşar. Ne demek? İnsan demek, İslam demek. İslam'ın emrettiği ve yasakladığı kurallara göre yaşayan şerefli insandır. Diğerleri şerefsizdir. Etik kurallara uymayan. Şerefiyle yaşamıyordur. Komşu hakkı, kul hakkı, ana baba hakkı. Alman da böyle, İngiliz de böyle, Amerika da böyle. Etik kurallar var. Bu etik kurallara uyanlar şerefli insanlardır. Uymayanlar diğerleridir diye söylemek istiyorum. Rabbim bizi onun emirlerini yapıp yasaklarından kaçıp kaliteli yaş alanlardan eylesin. Peki hocam nasıl kaliteli yaş alacağız? Çocuk problemi olanlar ne yapsın? Efendim işte Nevruz bak yeniden diriliş, ayın hareketi 23 sanıyorum. Gökteki ayı hesapladık. Kameri aylardan bahsediyoruz hızlıca. Efendime söyleyeyim Mart, Nisan, Mayıs unutmayın. Bak detoks ayı, kışın kirini atacaksın. Sonra yaz geliyor değil mi? Yazın kirlerini de Eylül, Ekim, Kasım'da atıp kışa sağlıklı gireceksin. Yoksa sağlıksız yaşarsın bak. Kaliteli yaş almak önemli. Ölüm yaşımız bellidir. Levh-i Mahfuz'da 87 yaşında ölecek diyorsa bir onu var sürüne sürüne insülinlerle sidik torban cebinde diz kapağını ameliyatlı safra kesen yok her gün kabız mutsuz umutsuz erkekliği kadınlığı olmayan bir şekilde yaşam düşün işkence. İşte bundan kurtuluşu biz burada anlatıyoruz. Yoksa kader ömrünü Rabbil Aleminden isteyeceksiniz. İşte bunun metodu da 26 Mart 2 Nisan tarihleri arasında karanlık doluda 23'ü ile 30'u yukarıdaki gökteki ayın. Bizim bu miladi aylara göre de 23-26 Mart'la 2 Nisan tarihleri ve öbürü de 3 Mayıs'la 10 Mayıs tarihleri arasında ayın çekim kuvvetinin en yüksek olduğu günler. Yani affedersin makata dokunduğun an bağırsağında ne varsa dışarı çıkıyor.
İtme günleri. Karnı büyüyor, büyüyor, büyüyor ayın. Hani diyor ya beyaz geliyor, geliyor, geliyor. Sonra boşaltıyor. Mesela o günler gergin günlerdir. Astrolojide çok önemlidir. Kurtlar olur, hayvanlar olur, gergindir. Suların tam dönme günü. Tam böyle ileriye doğru giderken bir anda geriye doğru gelmesi. Tonlarca suların. Bu bir kainat mucizesi. Olağanüstü bir hadise. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu ayın hareketinden ibret almaz mısınız? Biz aldık. İşte biz bunda temizleme, sahamızla ilgili kısım bu. Ama bir ormancı için bitkilere sularının yürüme vakti var. Ağacın kesilme müddeti var. Fidanların budanma. Niye fidanı şimdi bu diyorsun? Niye kökü Şubat sonu Mart diktin şimdi? Yeniden neşvü nema edecek çünkü. Pislikleri atacağız yeniden dedi. Ağaçlar öldü değil mi? Kupkuru. Şimdi diriliyor. Bütün suyunu attı. Sürüyor. Diriliyor. Diriliş. Mart ayı. İşte bu her kavimde, her ırkta, her dinde, her kültürde ayrı ayrı değerlendirilmiş. Onun için bugünlerde yapılacak işler var. Bağırsakları, karaciğeri ve kalın bağırsağı temizlemek lazım. Bu çok önemli. Doktor Tilden var. Diyor ki ben 40 yıllık hekimlik hayatımda diyor bağırsağı temiz hiç kimseyi görmedim diyor. Hepsi hastaydı diyor. Şimdi dişi yıkıyoruz değil mi? Saçı yıkıyorsun, kokuyor. Sakalı yıkıyorsun, kaşınıyor. Mantar ürüyor çünkü. Bedeni yıkıyorsun değil mi? Kokuyor. E peki bağırsağını yıkadın mı mübarek Müslüman? Hiç bağırsağını yıkadın mı sen? Kabızsın, meme var, basur var, kanama var. Hocam derdi ki, günde bir yediğine boşaltamayan gaytasını tekrar yer derdi. O terleme, pis kokular, cerahatlar, ağız kokularının sebebi bu. Zehirlenme, cilt bozukluğu. Saç döküklüğünün sebebi bu. Toksin. Toksin, streptokoklar, toksinler, zehirler, mantarların, virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, nozotların, helmitlerin, affedersin kakaları, halk anlasın diye diyorum, gaytaları. Sen bunu atamazsan bedenden, yediğin yemeğin posasını atamazsan aynısını yersin. Yani önce çok faydalı aldın, ikinci de faydalı yok ama toksin almaya başlıyorsun. İşte bunu boşaltman lazım. Bunu boşaltamazsan 4 saatlik uykuyla uyanamazsın. Sabahları sopa yemiş gibi paçandan çeker hanım. Kalk işe gideceksin. Oğlum kalk. Kalkamaz çocuk. Zaten elinde bir şeytanın davulu var. Tık 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 böyle. Artık opoz böyle. Telefonu alıyorsun elinden kendine gelemiyor. Bir dakika sonra kendine geliyor çocuk. Anlatacağız bir hafta. Nasıl neslimizi yok ediyor. Doğacak çocuklar nasıl zeka kıtı oluyor. Nasıl beyin kontrolündasın? Anlatacağız bunu da. Şimdi günümüz Nevruz. Onun için bu pazartesi gün başlıyor. Pazar gün. Evinde yapmak isteyenlere Akit TV'den bizi arayan herkese altta numarayı versin arkadaşlar. Bizim yönetmenimizden rica ediyoruz. İhbar hattımızdan bize ulaşsınlar. Herkese lağman setini ücretsiz olarak ve lağman dergisi. Bakın bunların değeri az değil ha. Yani büyük para bunlar. 40-50 milyon tutan şeyleri sırf Müslümanlar, insanımız, Anadolu'nun Necip insanı sağlıklı yaşasın diye bizi Akit televizyondan arıyoruz ve Akit gazetesinde, bugünkü makalem de yarınki buna, yeni Akit gazetesinden arıyoruz diyen lağman seti 7 günlük ve lağman kitapçığı ücretsiz olarak gönderilecek. Niye? Sadece insanımız sağlıklı yaşasın, bize de dua etsinler. Hem kanalın yöneticileri, sahipleri sebep olduklarından biz de zekat ve sadaka fonumuzdan bunu yaparak bir hayırlı iş yapalım diye. Evinizde yapabiliyorsunuz 7 gün. Nasıl yapılacağı kitapçıkta ve bizim internet sitelerimizde yazıyor. Artı besin destek ürünü alarak evinizde yapabilirsiniz. Probiyotik kaybı olacağı için bedeninizden. Probiyotik kaybı olacağı için o da sizin için indirimli olarak verilecek. Hocam bu çok uzun biz yapamıyoruz diyenlere de işte Akit kanalımız gelecek. Beraber kanal beraber olacağız orada çekimler yapacağız. İzmit'teki otelimizde 10 yaş gençleşme, kısırlık, kanser, obezite, psikolojik bozukluk, depresyon, hiperaktif, panik atak,
kaygı, endişe duyanlar, kilo problemi yaşayanlar, doğuramayanlar, kadın erkek kısırlığı yaşayanlar hepsi bize gelecek. 7 gün kendinize bir vakit ayıracaksınız. Geleceksiniz, orada doktorlarımızın, uzman doktorlarımızın kontrolünde. Hastane hizmeti vermiyoruz. Hastane değil. Tatil. Yeni bir hayat tarzı. Orada beraberce bütün bu dertlerinizden o bağırsak, karaciğer, safra kesenizdeki taşları avuçlarınıza alıp kurtulacaksınız diye söylemek istiyorum. Bilhassa bir, yeni evlenenler çocuk yapmadan mutlaka bu temizliği yapsın. Şimdiki çocuklar 20, 25, 30 yaşındaki olan bütün kız ve erkekler hepsi kirli. Yenilen son 20 yılın yemeklerini biliyoruz. Fast foodlar, kolalar, bisküviler, çikolatalar, bunlar hep zehirlemiş sizi. Bak ekmekte bile GDO arıyoruz. Emulgatörler, katkı maddeleri, tamam mı? Bir enerji içeceğin içeceğinin nesli kuruyor. Buradan kınıyorum 6. defa Sayın İbrahim Eren, Sayın Şenol Bey TRT Genel Müdürü. Hala TRT'de Diriliş dizisini seyrederken bütün millet, sen bu nesli yok eden kola reklamı yapıyorsun. Bu millet sana para veriyor. %100 kesiliyor TRT katkı payı. İbrahim Eren, Sayın Genel Müdür, Sayın Numan Kurtulmuş, TRT'ye bakan okul arkadaşım. Yazıktır bu devlete. Sen milleti zehirliyorsun. Demiyorum parası pulu şudur budur. Yapamazsın sen bunu. Tatil reklamı yapıp orada mayolu kadınları TRT'de gösteremezsin. Bu kanal bilmiyor mu bu reklamı almasın? Niye almıyor? Sonra diyorlar ki Maranki Hoca celalleniyor. Kardeşim ben çocuğuma kola enerji içeceği içirmem. Ben bilim adamıyım. Bunun zararı kanıtlanmış. Tip 1 diyabet, astım, alerji, obezite. Bir bardağında bilmem kaç küp şeker. Artık kanıtlanmış bu. Sen devletin televizyonda para verirken bunu reklamı yapan bütün yöneticileri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a da buradan duyuru yapıyorum. Sayın danışmanlarına. Yazıktır ya. Yalandan böyle. Oo, evet, hayır, ülke. Sen orada kola reklamı yapıyorsun. Tülden reklam veriyor. Bugün izledim, utandım. Mayolu reklam. Ne o? Turizm reklamı. TRT'sin sen. Seçici olacaksın kardeşim. Senin paranı biz ödüyoruz. Sonra Ahmet Maranki söyledi. Kimse söylemez diyor ya. Söylemez kimse bunu. Bir tek siz doğruluyorsunuz. Ben daha bugüne kadar hiçbir moderatörden, bak, hiçbir moderatörden böyle bir söz duymadım. Konuşmazlar ya. Koltuk var ya. Bir ara Yiğit Bulut konuşurdu. Değerli dostum. Tamam. Şekeri, mısır şurubu falan derdi böyle bu ülkede. Şimdi gündemi biraz değişti. Çok güzel şeyler söylüyor sağ olsun. Duysun o da danışmanı. Ekonomi danışmanı Cemil Bey. Söylesin Sayın Mustafa Varank. Evet, isim vermek istemiyorum. Danışmanları tek tek sayarım. Değerli dostlarım, arkadaşlarım hepsi. Uyarın bu Numan Kurtulmuş. Uyarın ya, yeter ya. Bu millet bak size düşman ediyorlar, size oradaki yönetici. TRT, senin bu reklamlara ihtiyacın mı var? 4 sene, 3 sene önce reklam alınmıyordu TRT'ye. Çocuk dizilerine reklam alınmıyordu. Bir haftada bunu işleyeceğim. Ben bugün burada bir programda Nevruz'u yapacağım. O kadar hassas ki kanalımız. Hocam dedi işte kadınların dedi şöyle durumundan dolayı bunu yayınlamasak diye nezaketen. Bir özel kanal. Para kaygısı düşünmeden, Allah'tan korkusundan böyle kaygılara düşerken, devletin televizyonu neslimizi yok ettiği kesin olan, paralarının dünyanın en büyük kartelinin, tröstünün, kazanılan paraların nereye aktarıldığı bilinirken, bunun reklamını verenlere ben buradan kınıyorum en azından. Bu çok önemli. Onun için işte bunlar bizi hasta ediyor. Gel kardeşim şu detoksunu yap, tamam mı? Bizim konumuz geçen
Hakan Çebi kardeşime de selam söylüyorum. Geçen çok önemli bir programda bizi andılar. Bir Maranki hocam vardı, bu kozmik beyin kontrolü, beyin fırtınası, bu işleri bilen. O da şimdi detoksa falan dedi, başladı dedi. Adamı dedi konuşturmadılar ki, dinlemediler ki dedi, sormadılar ki. Her dediği çıkıyor dedi. Hakan Yılmaz Çebi'ye selam olsun buradan. Ertan kardeşimle programdalardı. Yani bu millete onu çok bilenler var yukarıda. İnşallah 16 Nisan'dan sonra Cayın Cumhurbaşkanı yeni danışmanlarıyla bu konulara sahip çıkar. Bize de sorarsa biz de bildiğimiz kadar kalan ömrümüzde anlatırız. Onun için siz bu 7 gün içinde evinizde bu uygulamayı yapın. Bir, hayvansal gıda yemiyorsunuz, tamam mı? Yani et, tavuk, süt ürünleri yemiyorsunuz, tatlı yemiyorsunuz. Kainat şifasından sebzeler yiyorsunuz. Sebzeler temizleyici, meyveler besleyicidir. Bu iki şeyi evinizde yapmaya çalışın. İnternet sitelerimizde bunların hepsi var. Suallerinizi bize sorabilirsiniz. Bu arınma çok önemli. Ruhsal, bedensel arınma. 7 gün kendinizi ayırın, bu işlemleri yapın diye söylemek istiyorum. Tabii burada şeyler var. Bunu yapmak için bir takım iksirler var. Kırmızı pancar, havuç, elma, sıkılacak şeyler. O size gelen broşürde bunların hepsi nasıl yapılacak? Lavman nasıl yasılacak? Safra kesesi taşları, karaciğeriniz nasıl temizlenecek? Bu içilecek sular, sıkılacak meyve suları, sebzeleri evinizde çok kolay, ucuz bir şey bu. Setinizi de biz yolluyoruz artık. Ne olur bunu evinizde yapın, kaliteli yaşalın. Müslümanlar soyuluyor. Hans'ın, John'un, Ivan'ın ilaçlarıyla bu hastanelerde mahvoluyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Gelin, kaliteli yaş almak mümkün. Allah'ın kader ömrü değişmez. Ama kaliteli yaş alın. Bununla ilgili Laman 26 Mart 2 Nisan. Vaktiniz yok şimdiden. 3 Mayıs 10 Mayıs tarihleri çekim kuvvetinin yüksek olduğu karanlık ve aydınlık dolunay tarihleridir. Bu tarihlerde 7 gün hayvansal gıdalardan uzak. Et, tavuk, süt ürünleri, hamur işleri, tatlı yemiyorsunuz. Sebzelerin suları ve sebzeleri yiyerek, bağırsak temizliği yaparak, bir de kayıplarınıza probiyotiklerinizi de ekleyerek, inanın bir anda hayatınız değişecek. En az 7 günde 7-8-9 kilo verenler var. Yani bağırsaklarınız zaten 6 kilo su alıyor, pislik alıyor. O boşalsa, teniniz 1 milim incelse 2 kilo da oradan 6 kilo çok rahat bedeninizden atıyorsunuz, mutlu yaşarsınız. Yeni evliler, doğan çocuklarınızın kaliteli doğmasını istiyorsanız, hastalanmadan büyümesini istiyorsanız, bu ortodoks tıbbının, vahşi kapitalizmin eline düşmek istemiyorsanız hastane kapılarınızda, gelin evinizde şu tabiatın dirilişine siz de katılın, neşvi nema bulun, hayırlı nesiller, hayırlı çocuklarınız olsun diye söylemek istiyorum. Çok teşekkürler hocam, ağzınıza sağlık. Değerli Akit TV izleyicileri, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Program tekrarlarımız Cuma günü gece 1'de, Pazar günü de saat 13.30'da izleyebilirsiniz. Buyurun hocam. Evet, yarınki yazımızda da Yeni Akit'te bu detoksu işliyoruz. Mutlaka onu da okuyun. İnşallah bundan sonra hafta sonları, cumartesi veya pazar günleri Yeni Akit gazetesinde bir sağlık köşemiz olacak. Bu kürleri sizlerle orada paylaşmaya devam edeceğiz. Söz gider yazı kalır çünkü diye. Merakla bekliyoruz yazınızı. Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz şimdiden. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.